Şimdi bir de o gece Halis Özdemir'le konuşması var. Onu birazdan ekrana getireceğim ama şu iki aktardığım bölümle ilgili Sayın Ertürk'e sorayım. Yani eğer diyor mesela o üç Tugay komutanı ile ilgili itirazda ikisini değiştirmeyi başarmışlar ama Semih Terzi'yi başaramamışlar ya Sayın Ertürk. Diyor ki eğer diyor biz o itirazları yapmasaydık üçü de görev başında olacaktı ve bütün muharip birliklerin kontrolü FETÖ'nün elinde olacaktı. Yani bu ne demek olacaktı o zaman mesela? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Bu darbe girişimi engellenebilirdi. Safa 1, Türkiye'nin 15 Temmuz öncesine gelişi yapılabilecek girişimlerle engellenebilir. Ama bunlar yapılmadı. Şimdi Terzi'yi kim koruyor? Hulusi Akar koruyor. Bakın yine darbenin önemli isimleri var. Tüm General Parti Göç, Tüm General Mehmet Dişli, AKP'li Davut Dişli'nin de şu anda büyükelçi, yanlış anımsamıyorsam hala dönmediyse Lahey'de büyükelçi, onun kardeşi. Ya bunlar binbaşılığından beri Hulusi Akar'ın yanında, biliyor musunuz? Fark edilmemiş olabilir mi? Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi engellenebilir miydi? %100 engellenebilirdi. Ben bunu daha önce de ifade ettiğim için, yani hemen darbenin sonrasında bir ay sonra yapılan televizyon programında da anlatmıştım. Dedim ki ben Genelkurmay Başkanı olsaydım bu darbe girişimi yapılamazdı. Engellerdim. Peki ne demek istiyorum ben? Bu darbe girişiminin, hani niçin 15 Temmuz'un üzerinde sis perdesi kalsın isteniyor? Bir türlü ne bileyim bunlar aydınlatılmıyor. Çünkü altından kalkamaz siyasi iktidar. 15 Temmuz darbe girişiminin önünü açtılar. Erken doğuma zorladılar bunu. Çünkü biliyorsunuz cuma günü oldu. İşte cumartesi, pazar veya bilemediniz pazartesi günü tasfiye operasyonu gelecekti. Bu bilgi uçtu, uçuruldu ve alelacele işin içine Pensilvanya'da karışarak darbe girişimine karar verdiler. Alelacele, hatta zamanıyla bile oynadılar, çarşaf oldular. Peki darbe girişimi başarı olma şansı var mıydı? Yoktu. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki eniştemden haber aldım diyor. Ben bir an için duygudaşlık yapıyorum. Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam, yani bana Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar haber vermemiş, MİT Başkanı Hakan Fidan haber vermemiş, ben eniştemden haber almış olsam ilk işim onların ikisini de götürürüm, biliyor musunuz? Yargılatırım. Peki böyle bir şey yaptı mı? Biri Dışişleri Bakanı, biri de milletvekili oldu uzun süre. Bunun anlamı şu. Onlar ikisi de, Hakan Fidan da Hulusi Akar da Erdoğan'a sadık kaldılar. Ve çünkü böyle bir girişime ihtiyaç vardı. Çünkü devletin içine bir şekilde bu yapıyı soktukları için bilebildikleri bölüm vardı. Bir de bilemedikleri iceberg'in su altında kalan kısmı vardı. Şimdi böyle bir tasfiye operasyonu normal hukuki yöntemlerle, demokratik yöntemlerle yapılamazdı. Gayri hukuki bir ortama, iklime, yapıya ihtiyaç vardı. Darbe girişimi bunun için bir ihtiyaçtı. Şimdi şu ayrıntıyı da kaçırtmak istemiyorum beni dinleyenler. Tabii ki darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen vardı. Pensilvanya'nın kararı vardı ama operasyonlarla, girişimlerle erken doğuma zorladılar. Onları darbeye icbar ettiler. Niçin? Daha sonra tepelerine binebilmek, işte KYK'lar, yargı bir şekilde, demokrasi askıda istedikleri gibi tasfiyeler yapabilmek için. Ve bunları yaptılar. Onun için gerçekten komisyonun önünde Sayın Erdoğan, Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan hesap verseydi, hani bazı bizi dinleyenler şöyle diyebilir, ya Cumhurbaşkanı hesap verir mi? Verir kardeşim. İşte görüyorsunuz demokratik ülkelerde ülkenin siyasi otoritenin bir numaraları bile yargının önüne veya
meclisteki komisyonun önüne gidip hesap veriyorlar. Size şöyle söyleyeyim. Eğer Erdoğan, Hulusi Akar, Hakan Fidan gitseydi çapraz bir sorgulamayla her şeyi açıklığa çıkardı. Peki çıkmasını istediler mi? Hayır, istemediler. Çünkü peki, bir şekilde bunun önünün açıldığı belli olacaktı. Şimdi bir de şu konuyu ifade etmek istiyorum. Kısaca. İktidar daha sonra 17-25 Aralık gibi bir milat çizdi. Ya bu gayri hukuki, biliyor musunuz? Evet, bu yani da tartışmalı başlıklardan biri. Yani bir suçu siz, ne bileyim, belli bir tarihten önce yapılanları saymıyorum, sonra sayıyorum diyemezsiniz. Hı hı. Bir de yine sorduğunuz, Fikret Bey'e sorduğunuz soruya yanıt vermek istiyorum. Bakınız, bugün silahlı kuvvetlerin içinde FETÖ'nün hiçbir gücü yoktu. Hani sağda solda 3-5 kişi olabilir mi? Olabilir. Başka bir yapılar var. Bakınız, dikkati kaçırmaya çalışıyorlar. Bugün menzil gibi yapılar var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde, devletin içinde, bakanlıkların içinde. Esas ya, tehlike bunlar. Bunları konuşmamız lazım. Eğer Türker Bey, hala... bir dakika orada durun. Şimdi mesela başta menzil olmak üzere tarikatların, devletin çeşitli kadrolarında, bazı hani özel olarak bazı bakanlıklarda kadrolaştıklarını, bürokraside çok konuşuyoruz. Pek çok şey var, bilgi var bununla ilgili ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bugün işte menzil var ya da başka tarikatlar var. Bu çok sık duyduğumuz bir şey değil. Dolayısıyla lütfen burayı biraz açın. Şimdi size şunu ifade edeyim Senem Hanım. Daha fazla da açarım ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizin savunmasıyla ilgili öne çıkan çok önemli bir özelliği olduğu için kendimi otosansöre de tabi tutuyorum. Yani söyleyebileceklerin asgarisini söylemeye çalışıyorum. Ama şunu bizi dinleyenler bilmeli. Çok tehlikeli bir gidiş var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve diğer yapılarda. Sorun artık FETÖ değil. Zaten bakın, FETÖ, METÖ bunlar önemli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine bu tip hiyerarşik yapılar, dinsel örgütlenmeler içeri girmemesi lazım. Fransız Silahlı Kuvvetleri de istemez. Alman Silahlı Kuvvetleri de istemez. Amerikan Silahlı Kuvvetleri de istemez. Şimdi bizim Silahlı Kuvvetleri'nin içine bunları bu iktidar soktu. İşte Nihal Hanım'ın da eşi ve çocuğu yaşamını kaybetti. Ne acılar çektik. Peki. Şimdi çok başka acıların, evet, bakın, başka acıların arifesindeyiz. Yani geçmişte ben bu ikazları yaparken bana saldırıyorlardı. 99'da Hablimitoğlu yaparken, Kamer Genç yaparken ona saldırıyorlardı. Şimdi diyorum ki başka bir tehlikenin arifesindeyiz. Hala FETÖ, FETÖ yok, FETÖ kaldı, temizlenmedi, yok temizleniyor. Sorun FETÖ değil. Bu tip yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine asla ve kat'a sokulamaz. Peki. Bu bizim için bir beka sorunu. Peki. Şimdi ben hemen Zekai Aksakallı, hani böyle işte 11 sayfayı tutan bir röportaj gerçekleştirmiş. Uzun zamandır hani böyle çok detaylı bir şekilde bu konu üzerinde konuşmadığı için Ömer Halis Demir'le ilgili bölümünü de seyircilerimiz için aktarayım. Belki herkes yarın hemen o dergiyi bulup okuyamaz. Diyarbakır'dan bir tabur bordo berili askerle havalanmıştı biliyorsunuz darbeci Semih Terzi. Sonra özel kuvvet komutanı Zekai Aksakallı dönemin Ömer Halis Demir'i arıyor, Emir Assubay'ı, ve Terzi'yi etkisiz hale getirmesini istiyor. Şöyle bir konuşma geçmiş aralarında. Bir baba oğlun inanılmaz hisleri içerisinde o tarihi emri verdim. Özetle, Ömer kardeşim, 20 yıla yakın birlikteliğimize dayanarak sana tarihi bir görev veriyorum. Terzi darbeci bir haindir, onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun, hakkını helal et dedim. O da emredersiniz komutanım, hakkım helal olsun dedikten sonra telefonu kapattık. Yani Nihal Hanım, şimdi işte Ömer Halis Demir ve işte sizin eşinizin, oğlunuzun da içinde bulunduğu onlarca şehit. Az önce aslında birazcık ifade ettiniz ama bütün bu tablo içerisinde yani hiç mücadele edilmedi ki cümlenizi de alarak soruyorum. Bütün bu işte hukuksuzluk, adaletsizlik, gerçekten mücadelenin hani verilmemesi ve diğer tarafta onlarca şehit. Ne hissettiriyor size?
Ben bu ülkeye göçmen olarak geldim. Üsküp'te doğdum. Rahmetli dedem mutlaka bize göç etmemizi önerirken iki tane kriteri var. Biri bayrak, biri ezan.